Merhabalar, bugün Legion Commander oynayacağız ama karşı takım biraz hayvani. O yüzden ne olacağı çok belli olmaz. Özellikle böyle bir takım için. Neyse, şuradan bakalım. Ben bu karaktere Soul Ring'i kesinlikle çıkıyorum. Bu arada Tango alacağız. Tamamdır, bu kadar. Aşağı ben geçiyorum. Hatta şurayı zamanım varken biraz daha düzelteyim. Buraya Tango koyayım. Soul Ring. Tamamdır. Bu şekilde başlıyorum oyuna. Kayıttan sonra tekrar düzeltirim de. Neyse, Legion Commander aslında tamamen defansif ve hız olarak kasılması gereken karakterlerden birisi. Çünkü ultimiz ile bir adam öldürdüğümüz zaman kalıcı olarak da atağımız arttırılıyor. İlk seviyesinde 10, 14, 18 olaraktan ilerliyor. Yani oyunun sonuna kadar artı 200-300 atağa kadar çıkmanız mümkün olabiliyor. Bu yüzden hani Legion Commander atak çıkmak çok gerekli değil. Daha çok mesela Skull Basher olsun, Assault olsun tarzı eşyalar daha mantıklı. Zaten atağınız bedava gelmeye başlıyor 6'dan sonra. Ve tabi karşı takımın ne kadar iyi olduğu ve sizin takım arkadaşlarınız ne kadar iyi olduğu önemli bu konuda. Ama hani benim 300'leri gördüğüm olmuştu. 300'e görünce zaten hani Divine çıkmış gibi oluyorsunuz otomatik olarak da. O yüzden mesela Divine almanıza gerek kalmıyor. Yani bu şekilde özet geçilebilir aslında. Skeleton var. Mesela Skeleton'ı şey konusundan seviyorum. Skeleton'ı öldürdüğünüz zaman ultisi olsa bile atağınız artıyor. Ancient ne yapıyor ne oğlum? Şimdi Legion'ın bir de oyunun başında çok fazla farm yapması gerekiyor. Çünkü hani rakiplerinize göre daha güçlü olacak ki hani daha rahat bir şekilde Duello'da yani ultisini kullandığı zaman, duel kullandığı zaman adam alabilsin. Eğer duel yapamazsanız Legion Commander hiçbir boka yaramıyor. Hani net olarak bunu söyleyebilirim. Duel de zaten kısa süreli oluyor. Yani karakterin canı azken vurmaya başlıyorsunuz. Asiktir. Lan. Ve karakterin şöyle canını da arttırma şansınız oluyor. Mesela bakın onu aldık. W'muz şey gibi işliyor. Taras gibi işliyor. Kısa süreli taras olarak da işliyor. Bunu alamam ama. Oo, Lo hemen geri geldi. Kısa süreli taras vermiş oldum mesela ben elemana. Siktir. Dedim ne oluyor? O sesi hiç sevmedim. Invoker sesine benzettim hatta, o yüzden sevmedim yani. Kısa süreli taras olduğu için zaten Soul Ring kasıyoruz. Yani çünkü Soul Ring'le hani canınızı emip mana'ya çevirdiğiniz zaman W'ye basıyorsunuz ve canınız eskisine göre daha fazla dolmuş oluyor ve skill bedavaya geliyor. Bu nedenle Soul Ring sizin tarasınız. Değil mi? Çok karışık. Ama harbiden böyle işliyor yani. Yapacak hiçbir şey yok. Ve hız veriyor. Ama hızından öte yani verdiği hızı geçecek olursak tamamen taras özelliği için ben Soul Ring çıkıyorum ve herkese tavsiye ediyorum. Birazdan örnek olarak da gösteririm zaten. Tamam, Soul Ring. Ama eşeğin getirmesi lazım onu. Eşeği unuttuk. Neyse, tamam, eşek de zaten parşömenimizi getirir birazdan. O şekilde Soul Ring ile canları doldurmaya başlayabilirim. Hani aslında hani sport gibi bir şey olabiliyorsunuz Soul Ring çıktığınız zaman. Yani herkese taras dağıtabiliyorsunuz. Hiç de bir sıkıntı olmuyor. Sadece işte candan biraz yiyor eğer başkasını atacak olursanız. O da çok sorun değil çünkü E skillimizde pasif olan lifesteal yapıyor. Yani canınızı dolduruyor. Mesela bazen vurunca böyle yeşil görüyorsunuz, iki kere vuruyor. O lifesteal o. O da pasif lifesteal'imiz. Bak orada çıkan yeşil mesela lifesteal oldu. Buradan zaten yazıyor ne kadar. %40 lifesteal yapıyor. Ve şansı da işte burada yazdığı kadar 18, 20, 22 falan filan. Mesajlarda bir susarsa eğer çok sevineceğim. Q'muzda minik bir nuke yaratabiliyoruz aslında. O da nuke'umuz oluyor. Nuke şeklinde. Ama onu atmamız için etrafında, karakterin etrafında çok fazla karakter veya creep olması lazım. Mesela şu anda atsak 100 vurur. Her tarafı tamamen dolu olsaydı mesela atıyorum ki 300-400 vuracaktı. Bu şekilde açıklayabilirim onu da. Mesela şimdi elemana şey vereceğim ben tekrar. Bakın canı 40 dolmaya başladı şimdi. 5 saniye falan 40 olarak doluyor. Yani canı fullledik zaten herifin. Yani bu yüzden güzel bir olay. Benim Soul Ring hala gelmedi. Eşeği kullanıyorlar çünkü.
Ama eğer soul ringiniz varsa yanınızdaki adam ölmez yani, hiç merak etmeyin. He, ya her türlü yaşatırsınız elemanı, hiçbir sorun çıkmaz. Ya çok kötü bir ana falan denk gelmeniz lazım ki adam hani ölsün, harbi ölsün. Lain ulti falan atacak yani kafasına. Yoksa şöyle bir yerde Ancient'ı öldürmem ben yani. Stun yerse belki de, onun dışında kaçmasına çok büyük fırsat sağlıyorsunuz. Çünkü W attığınız zaman elemanın üzerindeki kötü skiller de gidiyor aslında. Mesela stun attı, W attım, hop stun'ı silebiliyoruz. Ya belki mesela silinemeyen bir stun varsa benim şu anda bilmediğim, ha onu silemeyiz. Çünkü bazı skiller hani silinmiyor ya. İstediğiniz kadar uğraşsanız da hani onların zamanını bekliyorsun. Onun gibi. Yani bu şekilde bir olayı varsa bilemem ama onun dışında gayet iyi. Şimdi Soul Ring'imiz de var ya. Şimdi manam biraz azaldığı zaman Soul Ring'le kullanmaya başlıyorum. Çünkü eğer şu anda Soul Ring kullanırsam hiçbir şey fark etmeyecek. Çünkü manam full. Canım da full. O nedenle hiç zaten gerek yok. 66 atağım var. Hızlı vuruyorum ve atak animasyonum çok düzgün olduğu için son vuruş yapması çok rahat bu karakterle. Hani bak, hemen yapıyor zaten. Çünkü animasyonu güzel. Animasyon bildiğiniz gibi ha, ve bu arada E aktif olduğu zaman iki tane vuruyor. Bir kere değil, iki tane kafasına geçirebiliyorsunuz. Onun alır. Hadi be. O bende. Tamam. Şimdi şunu ben oyalarım. Tamam. Bak şimdi. Hop, bitti bu kadar. Aldık elemanı da. Ha, bu arada vuruşumuzu da hızlandırıyor. Bonus atak speed denen muhabbetten de veriyor. Hem de iyi veriyor. Ama ben genelde bunu can doldurmak için kullanıyorum ve duel açıldı şimdi. Mesela Io'ya, Lo'ya yani artık Wisp'e artık hangi ismi kullanmak konuşlanıyorsanız ona sürekli duel atacağım artık. Şu küçük top arkadaşa, hani top gibi dolaşan var ya, top gibi dolaşan değil, top olan zaten, ona sürekli bir tane duel atacağız. Bu şekilde atağımızı öyle arttıracağız. Ve mesela şöyle bir olay var. Mesela Pa'nın canı yarımken falan duel atmak. Çünkü ölürsem eğer Pa'ya atak vermek zaten çok büyük bir hata. Ama mesela şöyle bir şey var. Lo'ya atak verirsem hiçbir şey değişmez. Hani Lo'ya verdiğim ataktan hiçbir şey olmaz. Şimdi mesela bakın, bastım W'yu kendime. Hop. Beleşe canımı hani biraz da arttırdım. Bunun 3. ve 4. seviyesi daha çok işe yarıyor. Şu anda hani biraz pasif. İleriki seviyelerde aktif olabileceğiz. Yani şu anda çok bir kar yok. Öyle anlatabilirim. Ama zor durumda kaldığınız zaman mesela canınızı birden doldurabildiği için iyi oluyor. Şu Io'nun her bir topu da 100 vuruyor bu arada. 5 tane topu var herhalde. Ya 4 ya 5 tane var. Yani 5'ini de kafanıza yerseniz 400 ile 500 arası bir atak yemiş oluyorsunuz hayvan heriften. Ama onun dışında genelde Io oynayamaz yani kimse. Tak, manasını da sildik. Ha bakın şimdi. Onu durdursun. Duel atayım ben ona. Ama o kadar koşamıyorum. Aha. Bakın. Hop. Ultisi başladı ama ben artı onu burada gördüğünüz gibi alabildim. Kaç. V kapalı. Hiçbir şey yapamam. Canım 54 doluyor. Hop. Invoker'ımız iyi ya. Şey var yani, haritaya hakim eleman. Tekrar canım doluyor. Sen normalde şöyle bir yere yaşayamazdım yani, mümkün olmazdı ama şimdi hani çok sorun değil. Io'yu yine alabiliriz aslında ama ben çok girmek istemiyorum oraya çünkü 3 kişiler, hani gördüğünüz gibi orada gizli adam da var. Şunu alırız ha. Da manam yok. Mesela Q nüküm burada işe yarayabilirdi ama onu Invoker halledecek zaten ikisini de aynen şu anda. Aa siktir. Hani orada Soul Ring basabilirdim duel için ama canım az. Hani risk atmak istemiyorsunuz oyunun başında özellikle. Hani çok gerek yok. Hani biraz hani götü sağlam almak da her zaman iyidir bence en azından. Armlet çıkacağız. Armlet'ten önce şey de çıkabilirim aslında.
Direkt Shadow Blade veya Blink Dagger çıkabilirim. Çünkü yani adamların üzerine atlayıp hop canımızı dolduralım yine eski şekilde. Füzeyi yemeyeydik, iyiydi. Lifesteal de iyi bu arada. Yani o da gayet canımızı doldurabiliyor ama hani kenara çekildiğimiz zaman Lifesteal'in tabi çok bir işe yaradığını söyleyemeyiz. Tamam. 5 saniye sonra tekrar canımızı doldurabileceğiz. Bu kafama stun atacak benim herhalde. Aynen. Şimdi kime vereceğimi düşünüyorum. Kendime Mona mı? Eğer gerekiyorsa. Gerekmedi ama. Gerekirse onu atarız. Ona tango verelim bir tane. O onu yesin. Ben de manamı saklayayım. Soul Ring'imi saklayayım biraz. Çünkü lazım olabilir. Yani şimdi hemen kullanmaya gerek yok. Şimdi o da bende. Aynen. O da bende. Biraz daha vurursa eğer. Şunlara vurması lazım ki ben alabileyim. Olmadı. Şu bende mi? Değil. Tak. Tamamdır. Direkt aslında şeyle başlamam daha mantıklı olabilir bu el için. Çünkü hani sürekli gank falan yiyoruz. Hani götü sağlam almak lazım. Yani mesela şu anda zırhımı arttırsam veya ne bileyim canımın daha hızlı dolmasını sağlasam helmet alaraktan. Eyvallah tabii fark eder ama götü kurtarmak daha iyi bir çözüm olabilir. Ama hani mesela ölecek gibi olursak falan direkt alabiliriz. Şöyle hani gördüğünüz gibi. Yani para gitmeden hop, aldık kafalığımızı. Kafalığımız var. Buradaki savaşa da bakalım. Bu eleman ulti atabilseydi en azından orada çok büyük bir iş yapabilirdi. Invoker da büyük ihtimal ulti atabileceğini düşündü ama atamadı ne yazık ki. Devam ediyoruz. Şimdi bundan +5 armor, +5 zırh yani ve +3'le hızlı canımızı doldurmayı hallettik. Artık biraz daha rahat oynarız da benim amacım aslında ona sahip olmak değildi. Direkt şeyden başlayacaktım. Çünkü mesela daha deminki alanda Shadow Blade'im olsaydı direkt kaçardım. Ölmem gerekmezdi ama amuletim olsa büyük ihtimalle ölürdüm. Bu şekilde de düşünebiliriz. Ha siktir ya. Bizde kim kötü? Herkes iyiydi aslında. Ha, öyle çok kötü adam da yok. İyi en azından. Hani mesela 0-7 giden falan yok yani şu anda. Güzel. Yani maçın geleceğinden umutluyuz ama atıyorum ki şu anda maçta kim var hani? 1-3 low var. Hani bu kötü olurdu bizim takımda olsaydı ama şimdilik çok bir sorun olacağını sanmıyorum. Tabii sonradan ben veya başka bir eleman bozarsa çok başka ama şu şekilde devam edebilirsek eğer gayet iyi. Tak. O bana. Füzeyi değil. O mu alır? Aynen o aldı. Şunu o zaman birazcık blok yapalım da krepler daha ortada buluşsun kule yanından ziyade. Hah tamamdır. Krepleri seriyi kurtardık mesela şimdi. Hani kule bunlara vurmayacak biz bunları alana kadar. Ondan sonra kuleyi alabiliriz. Çünkü atak speedimi de arttıracağım. Ben şöyle gördüğünüz gibi Low ile Tiny büyük ihtimalle combo yapıyor şu anda. Tamamdır, kuleyi aldık. Devam edebiliriz artık. Bu karaktere Deso çok güzel oluyor, Deso Leader. Onun dışında crit kasılabilir aslında. Hani eğer isteniyorsa. Diffusal Blade de eğer oynadığınız adamlara göre ama güzel olabiliyor. Hani kimin oynadığınız önemli. Ben hala +10 ataktayım, o kötü oldu. Sadece kule alabildik. Hani para derdim yok şu anda. Normalde kazanmam gereken altından biraz daha fazla kazanmış durumdayım ama atağım az. Mesela bakın ha. Ha hiçbirisi kim yapamadı.
Ona şeye girmeye değmez çünkü stun'ı aktifti. Stun'ı aktifken stun atabiliyor. Yani boşu boşuna atmış olurduk dueli. Belki de biri oradan pa falan zıplardı, ölürdük yani, hiç belli olmaz. İyi ama şey, hani W ile adamı kurtardık mesela. Oha! Tek attı. Vay amına koyayım. Aldık. Şunu da alırız. Hayır ya. Kimse bir şey yapamıyor şu anda. Ne yazık ki. Şunu şuraya atayım da. Birazdan daha hızlı alabilirim. Bizim adam nerede? Bounty. Bounty burada. Kuleyi alabilecekse eğer iyi. Alamayacaksa çok kötü. Ki ben bu adamla geçen günlerde herhalde tekrar aynı sunucuda oynamıştım. Aynı maçta oynamıştık. Bu adam çok iyi değildi. Yani o maçta ki hala değil. Adam hala aynı salak. Latin Amerikalı zaten bu. Perulu olabilir. Bakarız. Hadi bakalım. Popo. Yazmıyor. Demek ki Latin. Çünkü Latinler ülkesini yazmıyor. Bu kadar da net yani. Çünkü utanıyorlar. Utanmaları da lazım zaten. Gerizekalılar çünkü. Hani Ruslar gibi düşünün, daha beteri. Harbiden daha beteri ama. Artı 20 ataktayım. Botu kurtarsın biri de. Bounty'nin track atması gerekiyor artık. Hiçbir sikim yapamaz bu insan ya. Hiçbir şey mi yapamaz? Oho, ekmek oluyor ya. Bildiğin ekmek adam. Bari bir vur, bir şey yap ha. Aferin. Bir boka yaramadı ama olsun. Vurun amına. Tamamdır. Tamamdır. Onu da nükle aldık. En çok parayı kimden aldım anlamadım açıkçası ama sorun değil. Hani parayı aldık, orası önemli. Clock yukarıda. Tiny çok sıkıntı. Aynı canımı doldurum da Zeus'u kurtaramazdık orada. Hani mesela Zeus'un canını doldursam bu sefer benim canım az kalacak. En iyisi orada adama benim saldırmamdı zaten. Ben de saldırdım. Pa'dan artı 10 aldık. Etkileyici. Az siktir. Hadi görüşürüz. Tamam, artık Shadow'umuz da var. Direkt Shadow Blade ile başlayacağım. Armlet bekleyebilir bu oyun. Çünkü çok takım oyunu yapıyorlar. Ve bizimkiler o kadar iyi değil ne yazık ki. Ha mesela şimdi az siktir bak yine. Hani demek istediğim olay bu. Stun üstüne stun. Olmaz. O fırtına biraz geç kaldı. Sen ulti atman ama ultisi yok. Tiny felaket. Bakalım neler var. Bizim takım kötü. Hani harbi bizim takım kötü. 1-5 Invoker var. Hadi Invoker yine bir yere kadar anlarım da 0-5 Bounty Hunter nedir? Gerizekalı herif orada dolaşıyor. Hiçbir sikim yapamıyor adam yani, bildiğiniz boş eleman. Çünkü oyunu aslında yanlış kasmaya başlamış. Bu şekilde başlamaması lazım bu tarz bir oyuna. Çünkü şu andaki oyun mesela tamamen atak üzerine odaklı. Atak üzerine odaklı bir oyunda sen ilk eşya olaraktan salak gibi yüzük çıkarsan sadece böyle mal gibi kalırsın. Hiçbir bok da yapamazsın. Hani klasik kurallar yani bunlar. Hiçbir zaman da değişmez. Çok şanslı olması lazım ve karşıdaki adamların harbi çok kötü olması lazım ki iş yapabilsin. Onun dışında yani mümkün değil bu şekilde başlayıp bir insanın normal oyun oynayabilmesi. En azından şöyle bir takıma karşı olaraktan hiç şansı yok. Battle Fury harici başka bir eşya ile başlayabilirdi oyuna ki başlaması lazımdı. Tamammış, aldık elemanı. Şansımızı deniyoruz da hiçbir şeye yaramayacak.
Öleceğiz yani her türlü. Neyse 200 altın sonra kılıcı alacağım. Shadow Blade ile kaçabilirim artık ama işte. Bounty salak. Yapacak hiçbir şey yok. Vuramıyor eleman. Bildiğiniz vuramıyor yani. Peki vuramaz da çünkü yüzük almış aptal herif. O yatar. Abi bunun armleti falan yok ama doğru yatmaz bir şey olmaz. Armlet olsa açık olsaydı armleti yatardı. Mesela Skeleton King'e denk gelirse Skeleton King'i yatırabilir Ancient'ın ultisi çünkü canı azaldığı zaman daha fazla azaltmaya başlıyor teknik olarak. Mesela armlet açıkken hani o dengeliyor ya, hani atıyorum ki saniyede 40 kaybediyorsunuz. Ultiyi yediğiniz zaman saniyede bütün canı kaybedebiliyorsunuz. Öyle bir şey var. Aha aldık. Tamamdır, güzel. Şimdi armleti tamamlayacağım. Normalde armlet Shadow Blade yapılır da dediğim gibi karşıdaki takım belli, bizim gerizekalılar belli. Daha defansif olaraktan oynamam lazım. Bakalım ne olacak ama. Bizimkiler hala gerizekalı, onda hiçbir şey fark etmiyor. Artı 40 ataktayım. 5 dakikada bir 10 hata tekabül eder. Yani iyi değil ama kötü de değil. Al orospu çocuğu, al hadi al al. Dur cold snap at da alayım herifi. Allah Allah. O siktir. Orada bir oyun bug'ı bulduk. Gördüğünüz gibi. Normalde durması gerekirdi. Tamam güzel. Al orospu çocuğu al. Oyun. Neyse şunların canlarını da ben doldurdum da 2 saniye sonra Invoker'a can verelim. Invoker'ın mesela Aghanim falan çıkması lazım. Çünkü canı yok. Orkid çıkacak herhalde o. Ama çok gereksiz yani. O çok kötü bir seçim. Özellikle böyle bir maç için. Hani Aghanim çıkıp canını yükseltmesi gerekiyordu. Hani Aghanim çıkıp kullansın demiyorum. Ha zaten kullanması lazım, o ayrı bence de. Güzel. Aldık ayrı. Aldık mı? Alamadık. Tüh. Asiktir. Hayır. Tamam kaçtım ben de. Sen nasıl kaçacaksın onu da bir söyle bana. Shadow Blade bu yüzden. Artı 54'teyim şimdi. Çünkü 14-14 vermeye başlıyor. Şuradan biraz jungle takılıp. Canımı da arttırayım şöyle soul linkle de. Artık 68 vermeye başladı. Hani canım iyi doluyor. Ama bizim takım kötü. Ancient iyi. Zeus Bounty mal. Battle Fury çıktıktan sonra da bir sikim yapmayacak. O işin kötü yanı o. Hani Battle Fury çıkar düzelir falan diye düşünüyorsanız hiçbir sikim yapamayacak o adam. Hiçbir şey yapamayacak. Yani Battle Fury değil 10 tane Battle Fury çıksın, 4 tane Butterfly çıksın, Divine çıksın, her yeri Divine olsun yine bir skim yapamaz o adam. Çünkü Latin Amerikalı. Bu kadar da netim yani. Latin Amerikalıysa hiçbir skim yapamaz. Doğanın kanunu böyle. Demkin de getirsin de bari. İşe yarayacağız. Evet şimdi Assault çıkacağız. Hyperstone ile veya Defense ile başlarım normal olaraktan. Hiç belli olmaz orası. Aşağıya. Adamlar sürekli ortadan itiyor. O da ayrı bir şey. Mesela şey, Ancient'ın ultisini yiyen adamın üzerine urn atarsanız eğer, şu arkadaş, bunu atarsanız eğer, mesela normal 100 vuruyorsa 200-300'e kadar vurur ki normalde 300 mü vuruyor birisinin üzerine attığınız zaman, o kadar bir şey vursa gerek. Defansı düşer şekilde işte 250-300 arası falan bir şey vuruyor herhalde, o kadar öyle hatırlıyorum. Ancient'ın ultisinin üzerine takarsanız onu geçmiş olsun. Mesela ben armlet açıkken Ancient'ın ultisinin altında kalsam kesinlikle kapatmak zorunda kalırım. Yatarım yoksa yani net. Ooo Battle Fury'sin çıktı gerizekalı, dakika 24. Bounty mi oradaki? Bak hala orospu çocukluğu yapıyor ya. Al işte. Al işte gerizekalı.
Yemin ederim geri zekalı çocuk. Artık o kaçacak paha da skeletini öldürürüz, ne yapalım. 25 saniyesi var benimkin daha. Oho güzel. İyi. Orkid çıkıyor herhalde bu herif. Aynen, orkid çıkacak çünkü eşekte de var bir tane. Orkid ile oynuyor, bakalım ne yapacak. Çok yanlış bence çünkü canı az. 1K canı bile yok neredeyse. Evet. Çok kötü. Yani seçim kötü. Orkid kötü değil. Seçim kötü. Şunu artık vurabildiğimiz kadar vuracağız da. Tamam. Geçmiş olsun sana. Ha, dust yedik kafamıza bir de. Al. Hadi git. Ya abi SS'ye gideceksin sen hadi. Evet şimdi Hyper'ı çıktık. 63 atağımız. 0.63 yani. Neredeyse sende 2 tane vuruyoruz. Minik bir jungle yapıp plate'i de çıkar. Plate'i çıktıktan sonra şunu satacağım veya artık yerine koyarım, bir şey yaparım onunla. Plate çıkmak için daha bir 600 altın daha lazım ama o sıkıntı olacak biraz. Onun dışında bakalım. Bu karakteri bu arada Bloodstone da çok güzel olabilir. Can sorunu ve mana sorunu tamamen çözer. Yani mana doldurma sorunu tamamen çözdüğü için mesela çok fazla kasarsanız Soul Ring'in yerine Bloodstone olabilir. Hiç denemedim ama olur yani. Can veriyor, mana veriyor yani. Bir de dolduruyor falan. Neden olmasın? Şeklinde düşünebiliriz. Olur. Ama hani en son eşya olaraktan olabilir. Mesela şimdi direkt Bloodstone çıksak çok mantıklı olmaz ama oyunun sonu güzel olur. Hem daha hızlı falan doldurur öldüğümüz zaman. Onlar avantaj hep. Push top guys, push top. Arcane oradan bassan gelir bana. Bu da pek bilmiyor. Adamlar yukarı geliyor herhalde şu anda. Aynen. Aa, kim bu? Invoker. Invoker yine öldü. Of. Aptal herif. Bizim de artık kaçma vaktimiz geldi herhalde. Epey ittiğimiz kadar itebildik. Ha kuleyi ellemez pek de. Kaç? 100. 900 defa indirse kar kardır. Hatta şöyle mesela şuradaki seri krepleri alır. Ya canlarını azaltır. Bunlar tekrar burada falan birleşmez ya. Kulede birleşirler ki Tiny geldi. 900'e indirmiştir o zaman. 900. İyi. Assault'tan sonra şunu da vereyim, eşe de satsın. 100 altınımızı geri alırız en azından. Tamamdır. Assault çıktık. 21 defansımız var. Yüzde kaç? 55 durduruyor. Roche gidelim de bizi siksinler. Güzel fikir, ben beğendim. Bounty Hunter hala bir bok yapamıyor. 3-6'ya çıktı ama iyi bari hani az da olsa. Öldürebilir ha. Armeti falan açık olsaydı yatırırdı yere. Good job man. Smart move. Yatırdı ha. Güzel. Canı ne kadar doluyorsa o kadar fazla vuruyor teknik olaraktan. O yüzden yatırdı. Güzel yaptı yani. Zeus ölmesin ya. Zeus. Oğlum peş işi. Elimizden geleni yapıyoruz.
şu gerçeği. Oha. Oha. Hayır. Hayır. Aç kafa yapamıyorum, manyak vurabilir belki diye. Alabilirlerse çok iyi de, alabilirlerse eğer. Her şey alabilir. Ancient alır. Diğerlerinden hiçbir beklentim yok. Donduracak herhalde. Oha, bu ne kadar fazla vuruyor. Oha. Kaç vuruyor lan o? Amulet 400 olmuş zaten bana da. O normal çünkü 400'e canım arttırdı manyak şey. Öldü. Aha. Şeyden umudum var. Ancient'dan umudum var sadece takımda. Ancient iyi çünkü. Zeus mal. What the fuck? What you doing? Eğer mikrofona söylediği şey kulağınıza geldiyse, adam İngilizce zaten tam Latin İngilizcesi. Kırık İngilizce. Bu da benim hani iddiam doğruluyor. Latin Amerikalılar geri zekalı. Dota oynayan bütün Latinler geri zekalıdır. Klasik kural. Fizik kuralı gibi bir şey bu. Yer çekimi kuralı tarzı. Hani öyle. Ha, DD almış. Pa'ya dalalım da ebemizi siksin. Evet, güzel fikir. Ben beğendim. Anamızı bir siksin bakayım nasıl bir duyguymuş, görürüz. Kafamıza yeriz 2K'yı, kritiği. Ha öyle alırız bu. Hadi. Hadi. Of, yatırdı. Hop. Yattı. Pa var. Io var. Yani Shadow Blade ile girelim ben içlerine. Hadi geçmiş olsun. Ya bana o şeyden vermese daha iyi. Çok yavaşlatıyor bu. Veya düzelttiler mi bilmiyorum da eskiden çok yavaşlatıyordu. Şöyleydi hatta. Diyelim ki işte .6'ya indirdiniz ya, adam bir atıyordu şunun üzerinize, 1'e çıkıyordu. 1.2'ye çıkıyordu. Hayvan gibi çıkıyordu. Yanlış yer attım. Haa, Blink'i var. Yakalayamayız. Aa, bunlar yakaladı, iyi. Hah, sen de canını dolduralım. İyi. Bounty Hunter çok fazla track atmıyor. Bu nedenle can altınımız da yeteri kadar çıkmıyor. Şeye çıkacağım şimdi, Basher çıkacağım. Normalde Deso çıkmam daha mantıklı olurdu. Ama stun yok. Takımda stun yok. Hani bu kadar net, stun yok. O yüzden stun çıkacağız. Hani defans silmeye şu anda çok ihtiyacımız yok çünkü tamamen aslında büyüyle vuruyoruz. Hani şu zaten hayvan gibi vuruyor. Invokers deseniz zaten hani fiziksel vurmuyor herif. Zeus hani belli. O nedenle defans azaltırsak sadece bana yarar. Sadece bana yarayan şey de takıma yaramaz. Şu anda en azından yaramaz. Aa, yok yok yok, kaç kaç kaç. Ya hiç gerek yok. Bak Invoker hala süzüle süzüle geliyoruz bu çocuğu ya. Mavi kim? Lo. Bir bok yap da öldürelim değil mi? Işınlandı, kaçtı herhalde o. Adamlar burada olduğumuzu da biliyor. Shadow Walk yapıyor orada. Sinir bozuyor sadece de, birazdan dustlayacak kafasını, orospu çocuğu kalacak öyle. Ağzı açık kalacak yani, o derece. Yes.
Bu sefer baltayı satmayı unutmamam lazım çünkü şunu yerine koyacağım. Jav biraz daha etkili benim için. Ha, balta da farm yaparken işe yarıyor ama o da ayrı. Asiktir. Dur bakalım neler olacak. Güzel. Hadi. Hadi. Stun yedik. Bir de Arnett'i açamadım. Hadi bir tane daha. Adamsın. Onu alamaz ama. Ona gücü yetmez. Track atsa aslında. Adama track atsaydı çok daha fazla para kazanabilirdi. Zeus onu durdurabilir. Ondan sonra Zeus öldürür ama. Zeus kendini kurtarsın. Salak. Dedim. Dedim ama. Dedim. Hadi. Aferin. Güzel. Şunu satalım. Hadi lan. Ha satamıyoruz. Birazdan canlanınca satalım o zaman. 38 saniyem var ama daha. Ya maç çok ortada gidiyor. Ben 100 hata tamamladım şimdi. Bizimkilerin kafası ufaktan çalışmaya başladı. Invoker hala gerizekalı. Aghanim yok herifin. Orkiti var da Aghanim yok. Aghanimsiz ne yapıyor? Ben onu anlamadım. Mesela ben çok Invoker oynayan adam değilim ama hani. Mesela bazen düşünüyorum acaba Aghanimsiz Invoker oynayabilir miyim diye. Oynayamıyorum. Hani o kadar da şey. Ne bileyim bence çok lazım. En kötü verdiği can yeter. Artık satabiliriz bunu. Tamamdır. Of, oraya denk gelirse var ya. Atamadı herhalde. Tam dikkat edemedim de atamadı diye gördüm. Deson. Artık veya bunu da kasabiliriz. Roche mu alalım? Yoksa Roche'a mı gidiyorlar acaba? Yok Roche'a gitmiyorlar. Bunun da CS'sinin çok yüksek olması lazım. 25 saniye. İyi tamam o zaman. İyi. Çok kötü değil. Hani çok hızlı attı. Adamlar haritada şimdi kaybetti. Roche'a ne al? Zeus ultimate. Siz o füzeden atsın. Füze demişim. Yani buzu atsın da. Oha. Hani bu kadar mı kaçırabilir bir insan? Onu ben böyle alırım. Pay alabilirlerdi aslında ama. Pay alır. Al aldı. Pay'ı aldı. Bounty var bizim şimdi. Bakalım Bounty ne yapabilecek. Bounty alır bunu ha. İyi bak önce stun atmayı öğrendi de ilk başta Q atılmaz. Q sonradan atılır gerizekalı. Önce crit sonra Q. Adam yanındaysa eğer. Onu alamaz. Diffuzulu yok. Adamın da manası full. Bunu alır ama. Eşeği oraya yollayan hangi gerizekalı bu arada? Eşeği de ben kontrol ediyorum oyunda ya. Böyle bir şey yok. Kreplerin içinden eşek geçiriyor gerizekalı herif. Sench yaşasın çıkmış, Butterfly'ın çıkmış. Vladimir'in çıkmış. Deso'sun çıkamaz büyük ihtimalle. Yetişmez Deso. Yani en azından bu şekilde oynamaya devam ederse yetişmez de. İlerleyen dakikalarda ne olur belli olmaz. Ne yapıyor bu burada? Hey. İlginç. İlginç. Ne olacak acaba merak ettim. Ha booster ne olacak çünkü Aghanim çıkıyor artık. Sonunda Aghanim çıkacak. Mesela böyle bir maçta ben olsam STR'den başlardım. Neden? Canım yok çünkü. Int de olsam istediğim karakter olayım yine de STR'den başlarım. Neden? Canım yok. 190 can iyi bir can. Bu ultiyle de farm yapmaya çalışmasa aslında çok iyi adam da. Ultiyle farm yapıyor herif. Ha mesela şuraları falan atsa yine bizi yorardı yani adamları. Care, man care please. Sarı kim? Skeleton. Yes. Skeleton bende. Aynen. Asiktir yakaladı ha şeyi. Dust'ı tutturdu. Hi. Ama bitti Dust'ın etkisi de zaten şimdi.
Tamam, artık güvendeyiz. Deso çıkabileceğime emin değilim. Çünkü deso pahalı. O kadar vaktimiz yok gibi. Yani 10 dakika içinde çıktım çıktım çıkamadım. Öyle kalırız. Bakalım Invoker artık bir şeyler yapabilecek mi? Canı falan da var. İyi. Vallahi yattın ha. Biski yaradı mı? Bak 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 bak. Düel orada piç oldu ya. Ha iyi. Aldım. İyi oyu aldık. Bu yattı. O EO bug'ını da halletmesi lazım Dota'nın. O hoş bir bug değil. Orada bug'a öldük. Çünkü yani adamın buraya kadar burada olsaydı zaten duel atmazdım. Adam burada diye duel attık. Bug yüzünden buraya kadar gitti. Duel atınca çünkü her şeyin kilitlenmesi gerekiyor. Hani onu atmaya vakti olmamalı. Attığım yerde durması lazım teknik olaraktan ama durmuyor. Yapacak bir şey yok. Alt kuleyi belki. Aa, alt kuleyi aldık. 80 56. Bir tane daha. Hadi 25. Tamam, alt kuleyi aldık. Bunlar alır zaten. Canları yetişir. Çünkü bunlar daha yeni ama bunlar da biliyorum harcadılar sanki bizimkiler ama bizimkiler sayı olarak daha üstün sanki. Hoş gitti. Pah alır herhalde onu. Skeleton aldı. Hey. Skeleton alması çok sorun yok. Pah almasın yeter. Tamam, dur, kuleyi aldık. Alamadık. Bir alamadık şu kuleyi. Neyse, bunlar artık bizde yine avantaj. Sanki maç izliyoruz anasını satayım. Dina'ya atacaklar kuleye. Hayır olsun, Dina'ya da bir şeydir. Hadi bakalım gidiyoruz. 2k canımız 1k. Of, yakalayabilirsem ben de. Da hangisini şey yapacağız? Stun yiyeceğim kafama. Aha bu. Oy. Lo. Tornado falan yok mu ya? Cold snap, mold snap bir şey at. Hiçbiri yok. Bir bu var. Sen nereye attın ki onu, ben anlamadım. Bunda blade mail olması çok sıkıntı da bende en azından lifesteal var. Hani oradan biraz dengeleyebiliyor. Ama en azından Tiny'yi aldık. Tiny'yi almak da önemli bir şey. Tamamdır. Şimdi krepler bir dalga daha rahat yürüyecek. Çünkü dalgayı ben öldürdüm. Normalde burada duracaklar mesela. Şimdi şurada duracaklar. Buradan gelenler de bir ileride durabilir bu yüzden. Hani o şekilde düşünürsek eğer. Ne dediğini anlamıyorum ki. Mesela şuradan da bir dalga temizleyebiliriz aslında. Tamam. Yazamıyorum. Yukarıya ulti atması lazım Ancient'ın. Atmıyor. Çok kötü yazdım. Atmıyor mu lan? Atsana. Niye atmıyor? Ama adam füze atıyor, biz niye ulti atmıyoruz oraya? Ya ulti az da olsa bir canlarını götürüyor diye biliyorum ben ama. Tornado. İyi. Psike yaramadı ama olsun. Eğer biraz oyalanırsak zaten skeletonun eğgisi kaynayacak araya. Yani bir boka yaramayacak yani Roshan'ın aldıkları para harici. Çünkü skeleton 3 kere öldürmek hoş değil. Hani bir kere öldürsün, iki kere öldürsün eyvallah da 3'e gerek yok. 3 çok geç. Al. Sana can.
Yanında olan yok mu ya? Hiç bir tane mi ölüm yok takımda? İyi iyi. Hadi sen kaç, ben yine canımı hallederim armetle falan da. Tiny of gem guy. Ben hiçbir şey yapamam şu anda. Burn yok kimse de ya. Bu yüzden int takımlara bir adet önlü adam gerekiyor. Aptal gibi kaldım çünkü. İki adam aldık, kulenin yarısı canını aldık ama da ön lazım. Çünkü çok fazla stun var. BKB çıkamadım. Kıyasla şuraya BKB'yi de eklemem lazım benim. Onu da şuraya ekleyelim. BKB çıkma aklıma da çok gelmedi açıkçası. Sürekli çok dayak yiyince hani insanın aklına gelmiyor BKB'mi alayım falan diye. Kaçırdı. Üst kuleyi verdik büyük ihtimalle. 154 ataktayım ben. Oyunun sonuna doğru hani birazcık daha rahatlar burası da. Takım desteği alamamak çok, çok kötü bir şey. Normalde benim takım desteği alıp insanları hani tek tek parçalayabiliyor olmam gerekiyor. Desoy da çıktı bu arada. Demek ki track atmaya başladı sonunda. İyi. Keşke ben deso çıkmasaydım o zaman. Satıp BKB'ye de çevirebilirim aslında bunu da. Dur bakalım. Aa, ama BKB çevirmeme gerek yok. Direkt orktan devam edilir. Aynen aynen güzel. BKB'ye devam edeyim ben. Daha erken kasarım hem de. Biraz daha ucuz. Hadi. Güzel. Hadi. Hadi. Şunu da... Asiktir. Armlet'i alın. Ağlamadı armlet. Alabilir ha o şey, ilgisi yok üzerinde. Kule altı bir de ya. Alamadı. Of, bir K7 kafasını alam. Buyback anyway, buyback. Buyback yok. Buyback. Buyback yok canım benim. Yok. Soul Ring'i satıp 400 veriyor. Alabilirim. Bunu. O zaman onu öyle alalım. Zaten yerine bir şey koymam gerekiyor da 45 saniye var. Oyun kaynadı gitti. Invoker da olacak. O şeyi almamız lazım. Bak bu adam yine defansı bırakın falan demeye başladı. Çünkü Latin Amerikalı. Bu kadar da net. Çünkü orospu çocuğu. Kaçırdı. Zeus bu arada 5'e 12 oynuyor. Zeus'un konuşma hakkı yok ki yani. Zeus'un bize defans yapın veya yapmayın demesine gerek yok. Zeus oyundan çıkınca zaten biz kazanıyoruz. İlginç yani. %172'yiz. Ha yok. Yok yok, ilgisi yok. Yok amına koyayım ya, işte yok. Bir de ultiyle öldürelim. Aldınız mı şeyi? Ha, gemi aldılar. İyi bari. Hadi alırız. Triple. Güzel. Tabii ki push now. Geri zekalı. Tabii ki push. Ben sizin gibi geri zekalı mıyım?
çok ayıp. Yani aramızda bir fark olmalı değil mi? Tak 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 tak. Tek atıyorum hepsine de şimdi bu iki tanesini öldü. Bir kule alırız ya. Bir kule alırız. Kulak'ı öldürebiliyorum çünkü rahat olarak dönemde. Öldüremedi. Hani Zeus eğer bir şey yaparsa tamamdır. Bir kuleyi alırız. Çok rahat alırız hem de. Hatta direkt kule bana vursun. Ha çok hatalı başladın sen. Ha siktir. Atağı da alayım lan. Ha, tamam aldık atağı. Güzel. Tak tak tak. Tamam o zaman trapleri öldürelim. Azıttım. Kuleyi de onlara vurdurdum. Tamamdır. Devam. Ya şimdi bu ikisi birden de olunca çok sıkıntı olacak. Şunu alırız da sonra ben kaçarım. 5k param var. O zaman Abby'yi salayım ben bir tane. Çünkü alacak başka bir şeyim yok. Abyss. Şunu da şuraya koyalım bakalım. Abyss pek kullanmayan insan olduğum için şaşırdım. Hani ben Abyss kasan adam değilim normalde. Ha, iyi eşya, güzel eşya da ne bileyim daha mantıklı şeyler de var. Ama yerim yok. Hani şimdi Skull Bashir'ı satamam, hiçbir şey yapamam buraya. Mecburen Abyss alıyoruz. Travel Boot mu çıksaydım yoksa? Ola bir daha hızlı koşturdu da emin olamadım şimdi. Bunlar şeye bir saldırsın bakalım. Blink attı. Gerçek sandı o zaman beni. Şey var mı? İyi. O da Daedalus çıkacak herhalde. Q farm. Biz buna lan. Q farm diyoruz. 2k param var. Buyback atabilirim büyük ihtimalle. 1800 buyback'im. İyi atarım. Ama ne kadar para kaybedeceğimi bilmiyorum öldüğüm zaman. Dur ona da bakalım hatta. İyi atarım ya. Hepsini kaybetmem yok. Hani atabilirsem 100 altınla, atamazsam 100 altınla atamayacağım. O kadar. O kadarını söyleyebilirim. Kule alırsak atabilirim ama kesin olaraktan. Bana odaklanıyorlar. Çok kötü yere attım be gerizekalı. Oo, içe alıyorlar bunlar. Hiç görmedik. Doğru şey çünkü. Geri kaçtılar ama F git. Aynen onunla şey yaptı. Ion'un ultisinden faydalanıp ışınlandılar. Ben alırım bunu da Bounty'nin taşıması lazım veya o da taşıyamaz. Ya kim taşıyacak? Invoker mı taşıyacak? Zeus ultimate please. O bende. Ha, doğru şey yapamıyorum bununla beraber. Ve atamıyorum. Al. Da Zeus almasın ya. Bounty falan alsın. Zeus up Zeus. Tamam Zeus aldı bakalım. İyi. Hiç yoktan iyidir. En azından çöpe gitmedi de hani yok çöpe gitti. Zeus aldı çünkü. Ah. Neyse en azından buyback paramız denkleşti. Bak yine geldi bu Rus çocukları ya. Bir onu bir onu atıyor buraya. En azından öldüre öldüre şey yapabiliriz. Çünkü o geri ışınlanmayacak. Tamam. Olmadı sabaha kadar bu şekilde devam ederiz. Bunlar ışınlanır biz tutarız falan. Oo double aldı herif. Güzel. Amuleti çöpe atıp başka bir şey mi alsam? Taras falan mı alsam diye düşünüyorum. Ki travel boot çıkmam lazım artık. Bunu disassemble yapamıyoruz. Ya da dur ya. Buyback parası. Şunu satıp Taras
da olabilir. Shyvia olabilir. Emin değilim şu anda. Ama 40 saniye rahat, 40 saniye boyunca hiçbir sorun olmaz. 40 saniye itebiliriz, ondan sonra geri dönmemiz gerekiyor sürekli. Take the field. I go invisible at the bottom. Smart move. Yani bu ikisinin orada falan kalması lazım harbiden. BH falan koruyacak orayı veya BH, aynen BH TP çıksın. Ben buyback parası toplayayım. İyi. Şimdi mesela tekrar oraya gidecek adam. Oğlum beni bekleyin. Peki iyi, hadi geri gidelim. 3K param var. Alacak hiçbir şey yok. Hani bu zengin tribi, çok param var hiçbir şey alamıyorum. Aynen öyle oldu biraz da. Buyback param 2K'ya çıkmıştır herhalde şimdi. Hala aynı, iyi. I have a boost of troubles, man. Güzel. Hala artmadı o kadar. Bunu 500'e sat, 700'e satayım o zaman ben. Travel'ımı alayım. Aşağı yukarı denk gelir. Herhalde gelir. 2400 müydü bu? 2450. Gelmez. Yani gelir de Unreal'ı bulum 2K. 3K, 3K'ya güvenilmez. 3K'nın 1K'sı inebilir birden. Hatta 2K'ya kadar belki kaybedebilirim. Hiç belli olmaz orası. Onu hesaplamayı henüz çözemedim. Yarısı mı gidiyor, hepsi mi gidiyor? Yarısı gidiyor herhalde. Emin değilim. Ama bazen hani çok fazla kaybediyoruz. Hani yarısından da çok gittiğini oluyor bence. Ama herhalde yarısını kaybediyorduk. Yani ölürsem 1.5K kaybedeceğim o zaman. Değil mi? Ona internetten bir bakmam lazım. Bay ölünce ne kadar para kaybediyoruz muhabbetine. Üst yok şu anda. Alt kule var. Onların da orta kulesi yok. İyi. Bounty sürekli itebilir aslında. Aynen bu şekilde oynarsak kurtarabiliriz. Mümkün. Hop bounty ışığından da oraya. Dur bakalım, adam biraz oynamaya başladı ama oyunun başında gördüğünüz eleman ne kadar aptal olduğunu. Ben de şurayı temizleyeyim o zaman. Şunu da boşu boşuna alacağım. Sırf hani başkası almasın. 4K paramız oldu. 3.4K'sı güvenilmeyen para. Yani ölünce yatabilir. Dur bakın, manta mı almış o? Manta almış. Oo, satanik çıkmış o. Small victories. Good guys. Easy. Mhm. Bu şekilde. Bu oyun uzar. Bu şekilde gider bu. Smart move. Gitmek zorunda. Hayır. Geri dön. Geri dön. Flanking. Ya yiyecek kafasına stun'ı bir yerden şimdi geri zekalı. Adam illüzyon atmaya canını tehlikeye atıyor. Geri zekalı herif. Bunlar da burayı kolluyor zaten. Onlar da iyi oyla kaçmayı bekliyor. Oyunu uzatalım o zaman. 80 dakika olsun, nasıl satayım, bana ne. İstediği kadar uzayabilir şu anda oyun. Farm yapıyoruz. Bounty itiyor sürekli. Eyvallah. Ya elbet bir yerde sıkılırlar herhalde. O Invoker yatacak. O çok şey kaşınıyor artık. Travel'ı satıp çıkacağım artık. Şuradan da biraz para kazanırız. Kendi ayakkabılarını satacağım için aşağı yukarı dengeler herhalde ki TP özelliği lazım bana şu anda. Çünkü maçın ne olacağı hiç belli olmaz. Böyle bir anda en azından. Biraz can kaybedeceğiz ama o da o kadar önemli değil. 3K indi para. 2K'sı güvenilmeyen para. Ölürsem büyük ihtimalle, yani şu şekilde ölürsem TP atamam.
O adam şey refresher çıktı, tamamdır. O zaman bounty sürekli itsin hani. Takılalım. Yani yapacak bir şey yok. Yes. Smart move. O kadar kötü bir durumdayız ki şu anda. Evet. Hani smoke alıp mesela dalabiliriz buraya. Sound strategy. On my way. Hani smoke alıp mesela içlerine kadar girdik diyelim. Io'yu öldürmeden hiçbir şey yapamayız. Hani Io'yu öldürmemiz lazım. O bir nuke falan denk gelecek ki Io ölecek. Canını bilsek aslında Zeus iki kere ulti atsa Io ölebilir. Ama Io'yu göremiyoruz ve canını bilmiyoruz şu anda. Hani onu. Aynen, farm takılın beyler. Adama baksanıza hani kaç vuruyor herif. Neredeyse benim kadar vuruyor ve benden hızlı vuruyor olabilir, emin değilim. Oo, satanik çıktı herif. Bakalım neler olacak. Tak, oyunun oyunun sonu şey değil. Şey gibi oldu. Hadi 2 dakika 2 saat sadece kasalım, sonra birbirimizi ortada parçalayalım maçı gibi bir şey olacak bu. Hani çok heyecanlı. Ama işte kötü o kadar şeyden sonra kaybedersek Io'nun canı. Io'nun 1800 canı var. Bu ne kadar vuruyordu? Kaç vuruyor? Görmüyorum ki kaç vurdun. Aganiminden bakacağız onu. 650. Yok, hiçbir şey yapamaz. Tak tak 2K vurur. En iyi şekil. Aha bu. Aha Io'yu öldür. Hadi geçmiş olsun. Io'yu öldürdük çünkü. Şuradan Q farm. Io orada hayatının gerizekalını yaptı. Gerçekten diyorum. Hani aptal herif. Büyük ihtimalle hata olarak yaptı, onu da olsun. BH sen buraya geleceksin. BH canım. İki kişi kaldık lan. Ha, BH yukarıya alıyor. Yukarıyı mı alsak ki? Aynen, yukarıya alalım. Yani şurada bekleyip aradan dalarız. Ortaya alırsak güzel. Asiktir. Buyback çekebiliyorum eğer ihtiyacım olursa. İyi, ama bounty de aldı buraları. Güzel. Tamamdır. Aha. Alır. Tak. Hadi stun yedi. Güzel, onu da aldı. Buyback attı o. Güzel. Maç bizde olabilir. Saat kaç bu arada? Çok vaktim kalmamış bende. Gitmem gereken yerler var. 25 dakikam kaldı evden çıkmak için. Harbiden diyorum. O kadar kötü ya. Ana denk gelir yani. 90 dakika uzayabilir ha maç. Sonra 15 dakikalık uzatmalar, devreler falan oynarız belki. Öyle uzar gider. Bu ne? Bu yeni bir skin herhalde. Ben bunu henüz görmemiştim. Sırt görüntüsünü sevmedim pek. Kol mol güzel, kafa güzel de sırtı böyle ne bileyim hastalıklı gibi. Buyback herhalde bana. Absolutely. Bana buyback.
Nerede bu tiny? Gel buraya. İşte blinking güzel yanı bu aslında. Böyle bir anda blink atıp yapacağım şey yapabilir. Bounty'yi öldürdü herif. Vay 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 vay. Pezevenge bak. Now it's personal. Take the field. Ben kaçar. On my way. Güzel, o da gününü aldı. Yani SK'yi aldı en azından. O Tiny de öldü. İyi iyi iyi. 5 dakika içinde buyback atamıyorum. O nedenle benim biraz götü kurtarmam lazım. Herhalde maçı aldık. Travel bootlarım benim hazır. Gem de almazlar zaten artık. Pa ve clock var ama. Pa'yı oyunda sadece adam gibi ben alabiliyorum şu anda. Çünkü canım daha fazla diğer elemanlara oranla, veya hani bu eleman da alabilir de. Pa buna zıplayıp bir tane vurunca yatıyor zaten, o sıkıntı. Ama oyun bizde gibi gözüküyor. Aha bak 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 şimdi. Oyun bitti. İyi, oyunu vermekten son anda kurtarabildik bir yerde. O Ion'un şuraya ışınlanma hatası onlara böyle ağır patladı açıkçası. Yani oyunu kaybetmelerindeki hata Ion'un salaklığı. Gerçekten diyorum. Yoksa büyük ihtimalle kazanabilirlerdi. Çünkü takımda Io var, ışınlanabiliyorlar sürekli. 280 AD bonus ile beraber Legion Commander'ı bitirdik. Eğer oyun başı Invoker ve Bounty Hunter biraz daha iyi oynuyor olabilseydi zaten kazanmıştık. Ama biraz uzamak zorunda kaldı oyun. Neyse, ben Kadir Kirişçi. Kendinize iyi bakın. Buradan abone olursanız ve buradan da yukarıya doğru bakan parmağa basarsanız sevinirim. Görüşmek üzere.